Merhabalar. Bu videoda Vanishing Gradient Problem'ı inceleyeceğiz ve bunun iki çözümünden biri olan işte aktivasyon fonksiyonunu değiştirmek olarak söyleyebileceğimiz ilk çözümünü anlatacağım. Ardından LSTM'lerin yani RNN'in bir türü olan Recurrent Neural Network'lerin bir türü olan LSTM'lerin bundan sonraki videoda da onların bu soruna getirdiği ikinci destekleyici çözümü göreceğiz. İlk başta problemin ne olduğunu anlamak lazım. Bu derin öğrenmede karşılaşılan bir problem. Ve ilk başta bunun sebeplerini anlatacağım. Ne olduğunu. Ondan sonra matematik olarak anlatmaya çalışacağım. Bu kısımda matematik kısmını biliyorsanız yapay sinir ağlarının zorluk yaşamazsınız. Fakat bilmiyorsanız ben çok iyi anlatmadığım bir video var. 20. 21. video ardından Şadevren hocamın anlattığı ikinci bir video var. Benden daha iyi anlattığını söyleyebilirim. İlk bunu izlersiniz. Ardından benim videoyu geçersiniz belki. İngilizceniz varsa İngilizce bir kaynaktan da video olarak izlemeniz daha iyi olabilir. Yani aramanız gereken şey işte backpropagation algoritması ve nasıl çalıştığı ile ilgili. İlk başta Şade hocamın videosundan izler, sonra benden izlerseniz en azından ufak bir fikir elde edin. Yani bir oturabilir kafanızda. Problem aslında derin ağlarda ortaya çıkan bir problem. Yani böyle gördüğünüz derin ağlarda en basit haliyle bizim derin ağlarla ilerlediğimiz zaman geçmişteki ağırlıklarımızı yeterince güncellemememiz ve bunların buradaki parametrelerin, buradaki daha doğrusu ağırlıkların yeterince hızlı güncellenememesi sebebiyle daha kötü öğrenmeye yol açması sebebine biz vanishing gradient diyoruz. Yani yavaş yavaş buradaki ağırlıklar hiç değişmemeye başlıyor. Bunun da sebebini matematik olarak anlatacağız. Yani aslında daha ele oturur bir açıklama yapacak olursam işte bu gradyan bazlı metotlar yani işte bu backpropagation algoritmasındaki kullandığımız işte bir türev sistemi var bizim elimizde. Ve biz aslında modelde yaptığımız işte bu ağırlıkları düzenlediğimizdeki işte bu küçük bir değişim bizim tahminlerimizi ne kadar etkiliyor? Bunu öğrenmemiz lazım. Yani aslında biz bir küçük bir değişim ile tahminlerimizi ne kadar ilerletebiliyoruz, onu düşünmemiz lazım. Ve eğer biz ağırlıklarda yaptığımız küçük bir değişiklik, bu W'larda yaptığımız küçük bir değişiklik, bizim gerçek tahminlerimizi yani tahmin veri çıkışımızı ne kadar olumlu yönde etkilerse o kadar iyi bizim için. Fakat Vanishing Gradient problemi matematik olarak şunu sağlıyor. Türevden dolayı artık buradaki verileri yeterince hızlı güncelleyemiyoruz. Bu kullandığımız aktivasyon fonksiyonuna bağlı olarak ve ileri beslemeli yapay sinir ağlarının yapısından dolayı oluşan bir problem. Bunun çözümünü bir aktivasyon fonksiyonu olarak düzeltebiliyoruz. İkinci LSTM olarak düzenleyebiliyoruz. Şöyle söyleyelim. Burada gene bir genel olarak anlatım görüyorsunuz. Derin ağlarda geriye doğru gittikçe, yani geriden kastım buraya doğru gittikçe, buradaki değişikliklerin burada türev alarak işte nasıl yapıyorduk? Kayıp fonksiyonunun türevini alıyorduk. Oradan belli bir hata değerini azaltmaya çalışıyorduk optimizasyon yaparak. Biz bu veri ağırlıklarımızın güncellenmesini ne kadar geriye doğru gidersek derinleştikçe buradaki ağırlıkları yeterince iyi manada güncelleyemiyoruz. Çok küçük değişikliklerle güncelleyebiliyoruz. Yani buradaki ağırlıklarda işte yani şöyle söyleyeyim yani çok doğru bir anlatım değil ama şurada mesela 0,5 olan bir ağırlığımın değerini 0,5 olan ağırlığımın değerini hani optimizasyon yaparak uygun değere getirmek için 0,7'ye getirebilirken buradaki 0,5 olan değeri 0,52'ye getirebiliyoruz.
Bu da bizim için hızlı çözüme götürmem, yani hızlı olarak doğru tahmine doğru yönelmememizi sağlıyor. Bu probleme biz vanishing gradient problem diyoruz. Bunu incelerken artık matematik kısmına girmem lazım. İlk başta şuna bakalım. Bizim bu nodlarımızda neler oluyordu? Yani node dediğim şey şunlar. Her bir bu WX artı B elemanında biriminde neler oluyor onu gözlemlememiz lazım. İlk başta WX artı B ile bir işlem yapıyorduk. Yani ağırlıklarımızı bunun kendi değeriyle çarp, WX artı belli bir bias dediğimiz bir hani küçük bir hani 0 ile 1 arasında bir değerle topluyoruz. Ve bize buranın yeni değerini veriyor. 0,60 mesela. Hatta yanlış söyledim. Şu an yeni değerini vermiyor. WX artı B ile yani bu işlemi yaptıktan sonra hatırlarsanız biz aktivasyon fonksiyonuna sokuyorduk. Yani sigmoid fonksiyonu gibi mesela sigmoid fonksiyonu gibi aktivasyon fonksiyonuna sokup biz bu verilerimizi 0 ile 1 arasına alıyorduk. Yani W'muz 2, X'imiz 3, B'miz 1 olduğu zaman 7 elde ettik. Aktivasyon fonksiyonumuz da 1 bölü 1 artı E üzeri eksi 7'yi alarak tüm verilerimizi 0 ile 1 arasında belli bir noktaya yerleştiriyoruz. Bunları eğer kanalı baştan takip ederseniz zaten hatırlıyorsunuzdur ya da yapay sınırlarını matematik olarak az çok biliyorsanız hatırlıyorsunuzdur. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? O nodun, o hücrenin değerini belirliyoruz. Ardından diğer hücre yani bu değeri gene WX artı B ile çarpıp buraya gelip yine bir aktivasyon fonksiyonuna soktuk. Ardından geldik buraya yine bir aktivasyon işte W çarpma işlemini yapıp aktivasyon fonksiyonumuza soktuk. Sigmoid Tanaş gibi bir fonksiyona. Ardından çıktı değerimizi aldık. Hatırlarsanız son katmanda softmax denilen bir aktivasyon fonksiyonunu kullanıyorduk. Şimdi bu aktivasyon fonksiyonunun nelere yol açtığını görmemiz lazım. Ve bu aktivasyon fonksiyonundan sonra bizim yaptığımız aslında forward propagation denen yöntem, işte WX artı B toplamını yapıp aktivasyon fonksiyonuna sokup ileri doğru gitmemiz forward propagation denen yöntem ve ardından back propagation denen ağırlıklarımızı güncellediğimiz yani hata fonksiyonumuza göre yani bizim hatamızı azaltmaya çalışıp hatayı azaltmak için de ağırlıklarımızı güncellediğimiz metoda back propagation diyoruz. Ve biz bu metodu uygularken belli bir türev alma işlemi yapıyoruz. Bunu da gradient descent denen yöntemle yapıyoruz. Onu kullanıyoruz yani. Ama back propagation yöntemini şu şekilde görecek olursak burada direkt böyle bakmak yine gradient descent algoritmasından bakmak da daha iyi olabilir. Yani burada gördüğünüz bir hani geri besleme yöntemi var. Burada gördüğünüz işte bizim kendi değeri şeyin hücremizin nodun kendi değeri ardından aktivasyon fonksiyonunun türevi ardından belli bir değer learning rate'imiz. Burası learning rate. Bu da aslında orijinal değere karşılık geliyor. Şimdi bu aktivasyon fonksiyonunun türevi bizlere belli bir güncelleme değeri sağlıyor. Yani burada orijinal değerimizin bu aktivasyon fonksiyonumuz ve bu da o noktada türevine karşılık geliyor. Bu aktivasyon fonksiyonumuzda kullandığımız şey 0 ile 1 arasında sokuyor bizim verilerimizi. Tamam, bunda sıkıntı yok. Ama biz aktivasyon fonksiyonunun türevini alırken karşılaştığımız sıkıntı şu ki türev sigmoid fonksiyonunda böyle bir yayılım gösteriyor. Yani bu nonlineer olan bir gösterim. Yani belli bir çizgi halinde değil. Bu da bize şöyle bir sıkıntı sağlıyor ki sebep de bu. Verilerimiz ne kadar 1 ile 0 arasına yaklaşırsa verilerim çok çok benim ağırlıklarım o kadar az güncelleniyor. Burada gördüğünüz gibi buraya doğru hani şöyle söyleyeyim. Güncellerken burada türevini aldığımız zaman hatta türevini de şöyle gösterecek olursam
sigmoidin türevini gördüğünüzde 0,5'te en fazla değişiklik elde edebiliyorsunuz. Şimdi buradan şöyle bir matematik olarak düşünelim. 0,5'te sigmoidin türevinin en yüksek değerde olduğunu görüyoruz. Yani atıyorum burada 0,25 olarak kalmış. Biz de öyle düşünelim. Sigmoidin türevi 0,5 verdiğinizde yani sigmoid fonksiyonunu hani şurada gösterdik. Burada 0,5 verdiğinizde en yüksek değeri yani şu kısmı elde ediyormuşsunuz. Sigmoidin türevini aldığınızda şöyle söyleyeyim. Belli bir hani nerede 0,6'da türevini aldınız. Ne oldu? İşte 0,18'i güncelledi. Şöyle baştan toparlamak gerekirse şu an şeyi karıştırmıştım. Şu kısmı alıyorum ben şimdi hatta şu kısmı. Ve ardından sigmoidin türevini de şöyle aldım. İkisini de gözümün önüne şöyle getirdim. Sigmoidin türevini görüyorum. Ve benim türevim ağırlıklarımı güncellerken aslında şuradaki noktada bir çarpım halinde. Bu kısımda 0,6 sonucunu elde edelim. O bir node için yani node dediğimiz şey yapay sinir alanında şurası için 0,6 elde ettiğimizi düşünelim. Buradaki 0,6 bize 0, işte 24'lük, 23'lük bir değere karşılık gelsin. Biz bu işlemleri yaparken, ağırlıklarımızı güncellerken, işte burası 0,6 çarpı, burası learning rate, çarpı bunun türevi. 0,6 çarpı 0,20, 24 şeklinde güncelleniyor. Ama biz gittikçe buradaki değerin 0,9'a doğru geldiğini düşünelim. Bu gördüğümüz denklem ağırlıklarımızın ne kadar güncellenip güncellenmemesi gerektiğini söylüyor. Düşünelim ki bir nodda, bir hücre biriminde bizim aktivasyon fonksiyonumuza soktuğumuzda 0,9 değerini elde etmişim. Yani ne yapmışım? WX artı B işleminden gelen değeri sigmoid fonksiyonunda 0 ile 1 arasına sıkıştırdığımda 0,9'u elde etmişim. Ardından 0,9'daki türevini çarpmışım. Pardon, learning rate ile çarpmışım. Ardından türeviyle çarpmışım. 0,9'daki türeviyle. Sigmoid fonksiyonunun türevinin 0,9'da 0,05'e karşılık geldiğini görüyorum. Yani benim buradaki güncellemem kayıp fonksiyonunda istenen değere göre çok daha düşük bir çarpanla güncelleniyor. Hatırlarsanız 0,6'dayken 0,25 gibi bir değerle güncellenirken bunda 0,05 gibi bunun 5 katı daha yavaş bir şekilde güncellenmesi bizim vanishing gradient denen problemimize sebep oluyor. Ve ilk başlarda bu yapay sinir ağları olurken ilk başlarda sigmoid fonksiyonunu kullanıyorduk. Ben hatırlarsanız sigmoid fonksiyonunun yerine ReLU'yu kullanıyordum. Rectified Linear Unit. Ve ardından bir de hani eski sinir ağlarında kullanılan TANAŞ fonksiyonuna bakalım. O da aynı o şekilde 0 yani eksi 1 ile 1 arasında bir değere yerleştiriyor. Aktivasyon fonksiyonu yani WX artı B işleminden çıkan sonucu TANAŞ fonksiyonuna koyup eksi 1 ile 1 arasında elde ettiniz. Ardından gene işte bu sıkıştırdığınız değerin 0,9 olduğunu gördüğünüz sefer 0,2 ile güncelliyor verilerini, ağırlıklarını. 1 ile güncellemek yerine. Bu da aslında şuna denk geliyor. Bunun görselleştirmesini yaparsak siz geriye doğru gittikçe bu ağırlıkların güncellenmesi şu katsayının inanılmaz derecede düşmesine bağlı olarak bunda 0,05 ile hani çarpan olarak burada 0,05 ile çarpılıyorsa burada artık yavaş yavaş hani geriye doğru gittiğinizde sürekli bu türev işlemlerini yapıyorsunuz. Artık 0,00005 ile çarpılıp tahmin değerimi o derece küçük bir şekilde etkilemesi bizim için vanishing gradient probleme karşılık geliyor. Yani derin ağlarda benim en önce gelen katmanlarım artık yeterince güncellenemediği için çünkü buraya gelen back propagation yönteminde buraya gelen aslında zincir bir türev işlemi var. Ve ben bu zincirde sürekli burada 0,05 ile çarptım. Burada bir daha 0,05 ile çarptım. Burada bir daha 0,05 ile çarptım aynı şeyi.
Gittikçe aslında sürekli buradan gelen değeri 20'ye böldüm. 20'ye böldüm, 20'ye böldüm. Gördüğünüz gibi burada 3 katman olarak gittiğimizde 400 kaç oluyor? Aslında buradaki güncelleme değeri orijinalin olması gerekenin 1 bölü 10 bin daha azı. Yani buradaki değeri siz aslında belli bir derecede güncelliyorsunuz. Buradaki güncellemenin tam 10 bin katı ve gittikçe buradaki etki bizim için azalmaya başlıyor. Biz bu problem için iki tane aslında çözüm getiriyoruz. Bu iki çözümden birisi aktivasyon fonksiyonunu değiştirmek ki bu matematik olarak baktığınızda temel alınan bir şey. Bunun da sebebi şudur ki rectified linear unit'i kullanıyoruz. Biz vanishing gradient problemini çözmek için bunun sebebi gördüğünüz gibi bu fonksiyonların türevlerine baktığımızda aslında hatta bu türevi değil fakat ReLU'nun yapısının sıfırla bir arasında lineer bir şekilde pardon sıfırla sonsuz arasında lineer bir biçimde oluşturulması biz ReLU'nun türevini aldığımızda ise aslında bizim karşılaştığımız şey sıfırsa sıfır, sıfır değilse bir. Yani sürekli bu bir ile çarpmak. Bir ile çarpmak ne demek? Buradaki türev her zaman bir. Yani ben geriye gittikçe 0,0000005 ile çarpmak yerine buradaki değeri de 1 ile çarpıyorum. Yani lineer bir aktivasyon fonksiyonu kullanıyorum. Bu da bizim derin ağlarımızda rectified linear unit'i kullanarak önceki katmanların etkisinin sigmoid fonksiyonlarında kullanılmasından ziyade daha da çok bunlara göre daha da çok artmasını, etkisinin daha da çok artmasını sağlıyor. Bu matematik olarak hani temel olarak baktığınız zaman sigmoid fonksiyonu kullanmak yerine rectified linear unit kullanmak matematik olarak yapılmış bir çözüm. Yani aslında bu çözüm şu gördüğünüz geri besleme yöntemindeki şu çarpanı baz alan bir çözüm. Fakat bizim RNN'de kullanacağımız LSTM çok daha farklı bir çözüm içeriyor ve bu çözüm aslında burada gördüğünüz algoritmada son katmana göre hatayı güncelliyorduk hatırlıyorsanız. Yani şöyle diyecek olursak biz deep neural network'te kullandığımız yani yapay sinir ağında işte derin sinir ağında kullandığımız şey son katmana göre bir kayıp fonksiyonu oluşturup bu katmana göre tüm yapay sinir ağımı güncellemek üzerine. Fakat LSTM bu recurrent neural network'ün bir modeli olan LSTM bize aslında her hücre başına böyle bir çözüm üretiyor. Bunda kusura bakmayın şimdi bu hani doğaçlama olduğu için o kısmını hani özellikle internetten aramamıştım. Yani RNN'e baktığımız zaman her katmanda yani son katmanda değil de burada gördüğünüz her katmanda yani her node'da her WX artı B biriminde yeni bir birim üretiyor. Yani yeni bir çözüm oluşturuyor. Yeni bir çözüm metodu oluşturuyor. Yani sadece son katman yerine bizim hücremizin, bizim yapay sinir ağımızın istediğimiz katmanlarına böyle bir çözümü sunuyorsunuz. Bu sefer son katman yerine aradaki katmanlardan bir ya da ikisini kullanarak bizim modelimizin hafızaya sahip olmasını sağlıyorsunuz. Daha doğrusu sizin yaptığınız bu yöntem, bu vanishing gradient denen azar azar güncellemeye sebep olan çözümden vanishing gradient probleminde olan azar azar güncelleme problemini son katman için değil de her katman için çözmeye çalışıyor. Ve bu çözümü yaparken aslında bizim modelimiz LSTM kullandığında sanki bir hafızaya sahip olmuş oluyor. Bu hafıza isimlendirmesini biz veriyoruz. Yani zaman serilerinde geçmiş olayların daha
daha iyi akılda tutulmasını ve hatırlarsanız sonbahara geldiğiniz zaman yazın verilerine daha yakın, daha yüksek derecelerde tahmin etmek yerine gerçekten sonbaharın değerini tahmin etmek. Kış verilerini tahmin ettirdiğimiz zaman sıfırları, eksi dereceleri beklerken sonbahardaki gibi işte 10-15 dereceleri tahmin ettirmemek yöntemine bizleri kavuşturuyor. Bu Vanishing Gradient probleminin iki çözümünden birini anlattım. Aktivasyon fonksiyonunun. Burada da isterseniz bunu da paylaşacağım. Burada da ReLU ile Sigmoid'in kullanıldığında nelerin yani nasıl bir çözüme gidildiğini hatta şöyle gösterecek olursak. Burada tekrarlar var. Burada 49.000 tekrara kadar yapılmış kayıp fonksiyonunda güncellemeler var. Şunu biliyoruz ki kayıp fonksiyonu ne kadar az olursa biz gerçek değeri o kadar yaklaşıyoruz. Yani temel olarak öyle alalım. Burada 1.1'den başlayan 0.99'a hani 0.2'lik değeri bir anda inen sigmoidin çünkü türevine bakarsanız sürekli geçiyorum şeyleri ama sigmoidin türevine şöyle bakalım kusura bakmayın. Şu animasyonlu tüm türler yapalım. Sigmoid'in türevine bakarsanız şu kısımdaki gibi sadece en başlarda yüksek güncelleme değeri veren bir yapı olduğu için ilk başlarda 1.1'den 0.9'a bir anda inebilmişken ardından görüyoruz ki işte 0.85 bir anda tıkanmalar başlıyor. 0.46'da sürekli tıkanıyor. Kayıp fonksiyonumuzda küçük küçük şekilde orijinal değere gitmeye çalışıyoruz. Fakat aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU'yu kullandığımız zaman loss fonksiyonu 1.1'den ilk başta başlarken yani hatam 1.1 iken birinci tekrarda bir anda 0.27'ye, ikinci 2000. tekrarda 0.15'e, 3000'de 0.13'e hani daha ciddi tekrarlar o sonuç olarak elde ediyorsunuz ve buna baktığınız zaman burada training accuracy'nin yani doğruluk oranının aynı sayıda tekrarlara baktığımızda doğruluk oranının sigmoidde 0.97 şeyde ise ReLU'da ise 0.99'a vardığını görüyorsunuz. Bunun sebebi bu güncellemeler yapılırken şuradaki kısmın hani geri ağlarda yani en gerideki ağlarda daha iyi güncelleme ve daha iyi öğrenme metodunu sağlayabilmesi. Ben bu notebook'u da sizlerle paylaşırım. Zaten hani grafik şekilde de anlatım var. Daha da iyi anlarsınız. Bu şöyle söyleyeyim. Bu videoyu tamamen izlediyseniz anlayacağınızı düşünüyorum aslında. Gayet detaylı bir açıklama oldu. İlk başta bu kadar yapmayı da beklemiyordum. Ama bundan sonraki diğer çözüm Recurrent Neural Network'ün oluşturduğu bir LSTM çözümü ve GRU çözümü. LSTM ile başlayıp GRU'yu da anlatıp ardından kodlamaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.